Yapım tepkimelerinde metabolik su üretilir, yıkım tepkimelerinde ise su tüketimi olur. Hücrenin su oranının artması ve çözünenlerin azalması hücrenin ozmotik basıncını azaltır. Hücredeki organellerin bazıları yapım tepkimelerini, bazıları da yıkım tepkimelerini gerçekleştirir. Buna göre, hücredeki organellerin faaliyetine bağlı olarak ozmotik basıncın artışını gözlemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hücrelerden hangisini seçmelidir? Bak, aşağıdaki hücrelerden hangisini seçmelidir? Neyi gözlemlemek istiyor? Ozmotik basıncın artışını. Ozmotik basıncın artışını arkadaşlar. Yani ne olması lazım? Su miktarının su miktarının azalması gerekir. Değil mi? Su miktarının azalması gerektiğini söyleriz. Şimdi şıklarımıza bakalım arkadaşlar. İnsanın olgun al yuvarı ne? aldığı zaman olgun alüvarın görevi nedir? Oksijen ve karbondioksit taşımak böyle bir durum söz konusu değil. Evet ribozom sayısı çok olanı. Ribozom alırsa protein sentez olur, su açığa çıkar, ozmotik basınç azalır. Olmaz. Golgi aygıtından yoksun olanı alması. Golgi aygıtını alırsa evet bununla ilgili bir durum söz konusu değil üremesi hızlı gerçekleşen bir bakteri alırsa arkadaşlar. Bununla ilgili de suyla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Lizozom faaliyeti fazla olanı alırsa. Lizozom faaliyeti fazla alırsa lizozomun görevini hücre içi sindirim yani hidroliz olay değil mi? Ne yapar? Polimerleri n-1 su kullanarak neye dönüştürür? En tane monomere dönüştürür değil mi? monomere dönüştürür. O zaman su miktarı ne olmuş olur? Azalır. Yani ozmotik basınç artmış olur. Cevabımız E seçeneği.